Serdarlık Galliga, Ali Barkut, 5 çocuğunu bu mesleği sayesinde büyütmüş. Barkut'un en büyük evladı Şükran Barkut, babasının nal çaktığı günleri hala hatırlıyor. Annesi besleme verdiydi bu adama. O besledi, büyüttü kendini. İşte bu şeyi, yani hayvan çakma şeyini, nal baktığı ondan öğrendi. Okudu, liseyi falan bitirdiydi ama başka işe girmedi. Liseye kadar gittiydi. Sonra bu dalbant işine düştü. Bununla yani bütün köyleri gezerdi. Da çocukhana giderdik Lefkoşa'ya. Bir nalcı vardı. Oraçta gider alırdık nalları. Gelirdi köye. Köyde bazı onda delirdi, bazı kendi bunda delirdi. Yani ekseri kendi delirdi evde çoklu. Köye getirdi. Ondan sonra işte o nalları, yani hayvanları şu getirirler. İster Marata'ya giderdi. Marata'da kalırdı iki gün, iki gece. Annem şey dermiş, dayanamaz. Ne oldu da gelmez, ne oldu gelmez. Giderdik, zordik. Bize urum derdi. Kurtma, kurtma da yemeği derdi bize urum. Yani babamızı yemezmiş diye. Beklerdik, iyi olunca bırakırdık kendini, gelirdik biz köye. Artık isterse onda gelirdi gece, bazı 11'de gelirdi. Otur onda yer içerdi yani urumlarına, yer içerdi. Ufaradık, yalnız kalırdı, şu hayvanları getirirdi görüneşten filandan. Bağlardık şeyi, insan yok tutmaya. Bize tutturdu hayvanla yani. Tutun böyle, tutun böyle. Daha, o da böyle yontardı. İşte o nalı dediğimiz demir şey etti yani. Kalınca demir, o nalı böyle kordu hayvanın ayağına. Dört tane, iki bundan mıh vardı, iki de bundan. Böyle yanlama çakardı ama mıhı. Çünkü dikleme çaksa yürüyemez. Yanlama çakardı iki taraftan. Bundan burunları çıkardı mıhı. Onları keserdi şeyle, kelpedenle. Ve kestikten sonra böyle büyük demir vardı, rendi iki tarafı. Onu rendelerdi. Böyle böyle sürterdi. Tam ondan sonra bırakırdı yani. Şey, sızlamasın diye çünkü. Tabii. Hem bir de nasıl diyeyim sana, hayvanların emmesi olurdu. Yani babamdan başka bilen yoktu onu da hiç. Ağzı emmelenir de hayvanı hiç yemezdi. Saman maman yemezdi, hiç yemezdi. Hayvan hasta olurdu yani zayıfla. Bilmem onu nerede alıştıydı. Babam damağına böyle mıhı çakardı. O hayvanı mıhı çakardı ve eliyle sağırdı böyle. Sağdığında o kanlar çıkınca hayvan 24 saatte yerdi. Emme gibi bilmem onu işte, o da aklımda da onu. Hatta böyle elini sardı ağzını hayvanın. Biz ısıracak diye bağırdı çocuk korkarı. Isıracak, elini ısıracak. Yok ısırmaz derdi. Böyle sardı onları da yani. Hayvan da çoğu getirdi. Anlamazdı, bilmeyeceği, o alıştı diye. Mıhızla delirdi odamacını. Temizlerdi yani kendine. Nalcılar bizim bildiğimiz Türktür hep. Yani öyle urumda olsa urum gelmezdi buraya. Olsa gelmeyecekti. Sadece işte giderdi babam oraya, iki günde gelirdi. Bazı sabah iki saat gece yarısı gelirdi. İş çoğuldu, hayvan çoğuldu. Şimdi yoktur hayvan. Yani tarla sürecekler diyelim, Ocak, Şubat, şimdi şu ekme olmalı. O zaman hep hayvanların ayağı çakılırdı. Ondan sonra seyredip düşecek ayağından nal da tekrar çaksınlar. Benim ustam Ahmet Galliga vardı. Meşhur hipodromda 74'ten evvel de bu işi yapardı. Senelerce at nalladı. Daha sonra işte diğer taraf kapanınca, Rum kesimi kapanınca bu yanda kalan atları başladık nallamaya. Tabii ben bu işi yapmazdım. Ben sadece yardımcı olurdum. Meraklıydım diye. Ondan sonra Ahmet dayı rahmetlik derdi bana alış bu işi falan. Rahmetlik Mehmet Küçüklerin, İrsen Küçüklerin, dedelerinin falan hep atları vardı bunların. Bunların atları vardı bu tarafta. Kalan atları mesela. Onların allardık. O arada işte merak salınca tabii ben tamamen Ahmet dayının yanında bağlı kaldım. Dedim tamam, öğret bana bu işi, ben bu işi yapacağım. Ve bu işe devam ettirdim kendimi. Daha sonra tabii bu iş eskiden biraz daha şeydi. Yani böyle nallarımız ölçülü 5 numara, 6 numara, 7 numara değildi. Daha evvel çarşıda bir şey vardı. Abdurrahman dayı hatırladığım kadarıyla demirci. Ali dayı vardı demirci. Bize nallarımızı bunlar yapardı. Nallarda nasıl yapardı? Ata göre işte ölçü alırdık. Ölçüye göre
özel ölçüleri vardı. Ona göre ölçü alırdık, götürürdük. Derdik bir set bundan, bir set bundan, bir set bundan diye. Onları çakardık. Demir nal yaparlardı yani eskiden. Şimdi işte demirin yanında alüminyum nal, efendime söyleyeyim portatif nal var, bilmem ne var. Çeşit çeşidi var Avrupa'dan gelen nallar. Ama bizim esas öğrendiğimiz bu demir nallarla bu işi yapmaya çalıştık. Eskiden Ortaköy'de han vardı. Meşhur han. O handa mesela atlar vardı. Ve o handa biz Ahmet dayıyla beraber gider bu atları nallardık. Bunun yanında kızılbaşla, efendime söyleyeyim, Lefkoşa'nın içinde birkaç tane bu eskiden şey vardı, Asal Şube'nin arkasında orada. Atları vardı insanların, ararlardı bizi. Ahmet dayı beni arardı, gider bu işi yapardı. Yavaş yavaş ben bu işe tabii merak saldığım için tamamen öğrendim. 74'ten sonra işte bir müddet oradan buradan kitaplarla, şunlarla ilerletmeye çalıştım kendimi. Aletlerimi getirdim, alet aldım, daha iyi aletler aldım. Çünkü eskiden sunturaçlarla keser biçerdik. Sunturaç dediğimiz, hatta kollarımızı böyle bazen yırtardık falan. Şimdi geliştiği için gelişerek biz bu işi yapmaya çalıştık. Bugünkü gün sadece bu işi yapan benim. Başka da biri yapan yoktur. Ekmeğini kazanan tek benim bu Kıbrıs'ta yapan bu işi. Ve kendimi bu işe adadığım için de, ekmeğimi de kazandığım için de, severek yaptığım için de kimseye şey etmedim. Daha önce birkaç kişiyi alıştırmaya çalıştım. Alışmak isteyenler ya alışmadı, yanıma çırak geldiği için işte çok beceremedi, yapamadı, yorgunluk geldi dedi, bilmem ne dedi. Bu yüzden ben bu işi tamamen kendim yapacağımdan şey ettim. Her zaman atım olmuştur. Hatta bir ara 20-25 tane olduğu olur. Ama devamlı ben bunları alıp satarım da mesela. Alışverişinde yaparım bunları. Atlar öyle bir şeydi. Ben çocukluğumdan beri meraklıydım diye atlara. Atlarla konuşur gibiyim. Tamamen konuşur gibiyim. Yani dediğimi yaparlar. Ben onların dediğini yapar gibi bir şey olduk. Onun için tamamen kopamadım bunlardan ben. Hayatım bunlarlandı. Hatta bu mesleği mesela yapabildiğim yaşa kadar yapmaya çalışacağım. At sevgisinden dolayı tabii ki. Eskiden çok veteriner yoktu. Nalbantlar mesela benim gibi biri mesela adamın atı hasta olurdu. İğne yapmayı bilmezdi. Bilmem ne etmeyi bilmezdi. Bizde eski mesela veterinerlerimiz vardı. Doğan Bey gibi ve onlar gibi birkaç kişi vardı veterinerlerimiz. Onlardan bazı şekilde işte dersler alırdık şey yönünden. İşte iğneyi nasıl yaparız, hangi iğne kime yapılır, sancı yaptığında bu iğneyi yapacaksınız, ayağı ağrıdığında bu iğneyi yapacaksınız diye bilgiler alırdık. O yüzden mesela bir köye gittiğimde nal çaktığımda adam başka bir köyden aradığında beni mesela der ki bana işte atım sancı yaptı yahu, veterinerinde bugün işi vardır, lütfen gelip yardım edebilir miyim diye. Çok arkadaşa bu konuda yardımcı oldum. Yani bu bir nevi de veterinerlik gibi bir şey yaptık. Ama tabii bizim lisansımız olmadan bu şekilde bu işleri yapardık. Hayvanlar her zaman benim için değerliydi. Atlar her zaman benim için değerliydi. Onun için elimle geleni yapmaya çalışıyorum. Vallahi bu meslek benim anladığım kadarıyla tükenecek bir meslek oldu. Maalesef Kıbrıs'ta bir okulu yok. Nalbantlık okulu yok. Bir öğreteni yok. Benim elimden çıkan birkaç kişi var. Onlar da işte dediğim gibi başka işler yaptığı için bu işi tamamen yapmıyor. Ekmeği bundan değil. Sadece ekmeğini bundan kazanan tek benim. Ama bir türlü yani bunu ilerletemediler. Bir okul olsun, bir şey olsun ileriye götüremediler. Zannedersem ben gidersem bundan sonra yapacak olanlar yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde binek hayvanlarından eşekler günümüzde yalnızca kültürel gayelerle yetiştiriliyor. Dipkarpaz Milli Parkı'nda eşekler kendilerine ayrılan bölgede doğal yaşamlarını sürdürmektedirler. At yetiştiriciliği ise belirli bir kesim tarafından spor
ve hobi amaçlı yapılmaktadır. Bir zamanlar demircilerin el, nalbantların göz nuru olan bu nallar günümüzde neredeyse tarihi eser konumunda. Kıbrıs'ta özellikle birçok köy evlerinin kapı...